Başladık. Herkese merhabalar. Ben Cengiz Usta. Bugün, bu akşam daha doğrusu kızımla birlikte, kızım Akarsu'yla birlikte atölyede çalışıyoruz. Bir kişi izliyor seni. Şu an mesai yapıyoruz. Zafer Yorulmaz izliyor. Tanan Kaplan katılmış. 7 kişiye çıktı. Biraz uzaktan çek, yakın olmaz. Sazı da çek. Yaptığım işi göster. Evet, saz perdesi yapıyoruz. Bağlamanın perdesini nasıl bağlanır arkadaşlar izleyin. Evet. Oh. Dikkat edin arkadaşlar, düşük. Saz perdesi biraz sık olursa, yani esnek perde, gevşek perde sazda cızırtı yapar arkadaşlar. Sıkı bir perde bağlanmalı. Biraz gergin yapmalıyız su işlemi. Serhat Polat kolay gelsin diyor sana. Teşekkür ederiz Serhat kardeşimize. Tokat'tan Serhat kardeşimiz. Zafer kardeşimize de teşekkürler. Diğer arkadaşın ismi neydi? Zafer Yorulmaz kolay gelsin diyor. Zafer'e de teşekkürler. Birazdan geliyoruz Zafer. Şu işlemi yapalım, geliyoruz size. Zafer arkadaş bizi davet etti. Gideceğiz bağlamasını, akort yapacağız. Zafer bize bir şey hazırladın mı? Geliyoruz. Oo, şimdi hala 7 kişiye çıktı hemen bir dakikada değil mi? Evet, bu bağlamayı yarın teslim edeceğiz. Kapağını söküp onardık. Tekrar yerine taktık arkadaşlar. Gündüzden yaptım. Şimdi perde işlemini yapıyoruz. Tesviye yaptık. Tel perde değiştirip yarın sahibine teslim edeceğiz. Yorumlar gelsin, hadi bakalım. Babacım saz. Aman kaç tane yaptın sen? 1, 2. Kaç ya? Kaç sayalım? 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci de misin babacım? Evet, 19 tane bağlayacağız. Kısa sapa 19 perde olur arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyoruz. Kısa sap bağlama 19 perdedir. Uzun sap bağlama 23 perdedir. Vay. Bazen sanatçı arkadaşlarımız koma sesler kullanırlar. Kelepçe takarken yardımcı sesleri daha bulabilmek için. Yani 23 perdeden fazla daha perde takılabilir. Altı kişi izliyor sana. Evet, perdeyi nasıl bağlıyoruz onu gösteriyoruz. Gel yine yakından çek, yakından da görsünler. Yakından yapabiliyorum. Öyle mi? Kamerada Akarsu Erdoğan. Artık öğrenmiş kamera kullanmayı, çekim yapmayı. Aferin Akarsu'cum. Teşekkürler. Buradan da herkese merhaba. Evet, Akarsu da öğrendi artık. İş yapmasını o da yapabiliyor. Babam yardımcı öğretmese yani, annem filan. Ben yapamazdım. Saz tellerini sen söküyorsun, aferin. Atölyeyi sen temizliyorsun. Vallahi yapmadım şey. Dolabı da dizersin. Dizdin az önce. Daha demin babama kalemlik yaptım kartondan. Teşekkür ederim. Şeyde. Biraz şey oldu değil mi? Kuyruğu. Kalemden kuyruk. Evet,
Atölyeyi de göstereyim mi? Evet, atölyeyi de gösterebilirsin. Şöyle atölyede de sazlarımız olduğu gibi duruyor. Her zaman başımızda duran Atatürk'ümüz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle. Şöyle sazlarımız da burada. En güzel özel saz burada. Evet Cengiz Usta, neler söyleyeceğim başka? Var mı yorum yapan? Bir şey soran var mı? Yok, hala durduğu gibi 5 kişi 6 kişi izliyor seni. Sen bir türkü söyle dinlesinler. Ben söyleyemem ki. Niye? Sesin güzel değil mi? Sen söyleyebilir misin aslında? Bilmiyorum ki. Ağlatma yine mi söyle? Başka bir şey söyle. Sen söyle canım. Senin annen türkücü değil mi? Seni söylemen lazım. Ya kızım biliyorum ama. Yani o kadar. Utanıyor musun? Ha? Utanıyor musun türkü söylerken? Bilmiyorum ki. Niye öğrenmiyorsun? Daha küçüğüm ya. Olur mu? Senin yaşında söyleyenler var. Yok, benden büyük. O zaman bir Atatürk şiiri okur musun? Bari şiir oku, hadi onu bilirsin. Aman bir yorum geldi, bir saniye. Ozan Sattan diyor ki Allah kolaylık versin ustam diyor. Teşekkür ederiz Ozan Sattan'a buradan. Evet, bir Atatürk şiiri okur musun bize? Ne bulsam ne bulsam. Bir düşüneyim. Düşün bakalım. Kendi yaptığımı söyleyeyim mi? Şiir mi? Hı, şimdi uydururum bir tane. Ama güzel bir şey olsun. Tamam. Atatürk şiiri mi olsun? Şey olsun mu? Adı şeydi. Bu Bayrak İnmez Vatan Bölünmez, evet, şiirini şiir söyleyeyim. Başlığım bu Bayrak İnmez Vatan Bölünmez. Atatürk'üm iyi ki sen varsın, bu bayrakları sen astın. Bu bayrakları sen yaptın, bize okumayı yazmayı öğretmen. Sen dünyada en çalışkanımsın, seni unutmayacağız. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Sonra bir tane şey, devamını söyleyeyim. Atam sen bizi düşmanlardan kurtardın. Sen olmasaydın biz ne yapabilirdik? Sen en çalışkansın. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Düşmanları yurdumuzdan kovdun. İşte dedim ya daha demin. Düşmanları yurdumuzdan kovdun dedim. Bu al bayrak her zaman dalgalanır yukarıda senin için. Her zaman okullarda İstiklal Marşı söyleriz senin için. Bu bayrağı indirmeyiz havalardan. Hep uçar, hep uçar ama hiç inmez. Bu bayrak inmez, vatan da bölünmez. Bitti. Oo, bu şiiri sen mi yazdın? Evet. Aferin. Şey... Güzel düşünmüşsün. Diyorlar ki... Şey, Ozan Saat'tan diyor ki... Bir türkü söylesin ustam diyor. Bir de diyor ki... Hay maşallah yeğenimize ömrün uzun olsun, güzel ki aferin. Güzel kız aferin yani. Evet, güzel okudun o yüzden. Şuraya koyalım kamerayı, ikimizi de çeksin. İkimizi de çeksin. Çevir, şuraya koyayım ben. Tamam, ben koyarım, merak etme. Dur. Şöyle. Evet, hem çalışalım. Hem de sohbet ederim. Biraz şey yapsak şöyle düzeltelim.
Ama orada düşebilirsin de ben düştüm. Geçtim, geçtim. Dur. Tam da geçmiştim. Aldın mı böyle? Aldı gibi. Şimdi? Şimdi döndü biraz, beni göstermiyor orada. Şimdi oldu. Aferin. Niye o şehri nereden buldum söyleyeyim mi? Nereden buldun? Hani babaannem Gilde köydeydik ya. Şey, yatak odasında bir bayrak asmışlar. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez yazıyordu. Oradan bir şehir aklıma geldi. Uydurdum yani. Çok güzel bir şehir. Sen bu vatanı seviyor musun? Evet. İlçemiz ama, güzel mi? Ama şey, kötü olmayanları. Hayır, başka ülkede mi yaşamak istersin? Türkiye'de mi? Türkiye, en güzel burası mı? Türkiye dışında, yani yurt dışında. Yurt dışında savaş pek çok olmuyor. Başka ülkede mi yaşamak isterdin? Hı-hı. Hangi ülkede? Mesela sessiz sakin olan bir ülke Avusturya'da. Oraya mı gidelim biz? Bence. Ailecek gidelim mi? Avusturya'da. Bizim ülkemiz de güzel ama savaşlar olduğu için, kavgalar, dövüşler olduğu için sıkılmış olabilirsin. Bir de burada okullar pek özel gibi değil. Ortaokullar özel. İlkokullar pek özel değil. Eskiden Atatürk'ümüz olsaydı bu kötüleri hemen padişah gibi yok edebilirdi. Yurdumuzda kötüleri kovmuş değil mi? Evet, ama doğum gününde herkes geldiğinde onu ziyaret etmeye, o hemen savaşmaya gitmiş doğum gününde. Herkes niye, nereye gitti diye sormuş. Öyle, müzeye gitti, öyle söylemişti. Evet, değerli aileler, sevgili büyükler, çocuklarımızı, evlatlarımızı başucumuzdan ayırmıyoruz ki onlara öğretici olalım. Onlar bizden öğreneceği çok şey var. Çocuklarımıza Ulu Önder Atatürk hakkında bilgi veriyoruz. Onun yaptıklarını öğretiyoruz. Tarihten bahsediyoruz, yaşamdan. Birçok şeyden bahsediyor ki çocuklar, bizde öğreneceğiz çok şey var. Aslında Atatürk 23 Nisan falan Cumhuriyet Bayramı kurdu ya. Cumhuriyet Bayramı'nı da seviyorum diğerlerini ama en çok Cumhuriyet Bayramı'nı. Neden? Çocuklara mı armağan etti diye? Biliyorum, diğerlerini de seviyorum, çocuklara armağan etti ama Cumhuriyet Bayramı da benim tam. Ondan sen Cumhuriyet kızısı ya. Atatürk sevmediğim olursa kalbim ona yaklaşık. O yüzden bugün doğdum işte. İyi, Cumhuriyet kızısın, şanslısın. Atatürk'e kan grubum neredeyse yakın. Acaba onun kan grubu ne? Benle aynıysa yani. Onu araştırıp öğrenebilirsin. Atatürk'lü bir kitap alacağım kırtasiyeden. Yakında şöyle kalın bir kitap olacak. Şu kadar. Hep okursan, kitap okursan çok şey öğrenirsin. Bol bol kitap okuyacaksın. Sen bir dolabımı aç, görürsün. Toplam şu kadar kalınlıkta kitap var. Toplam. Ama faydalı kitaplar okuyacaksın. Hep, şu kadar yani. Hep hikaye, roman okursan bilgisiz kalırsın. En çok şey o, bilim kitapları okuyacaksın. Her şeyi bilim kitaplarında yazar. Evet. En çok fen bilgisi dersimi sevdiğim için. Yani o yüzden o kitabı hiçbir şey yapmıyorum. Yani diyorum ki, yani özenle kullanıyorum da, diğerlerini de kullanıyorum ama onu daha çok seviyorum. Thank you.
Sizler evlerinize çayınızı yudumlarken biz de burada çalışıyoruz. Sizlere hoş sohbetler vermeye çalışıyoruz. Evet. Yaptığımız sanatı sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bağlama perdesini bağlarken sizlerle sohbet etmeye çalıştık. Vay, şimdi telleri takıyoruz değil mi? Evet, bu işler. Kulakla perde. Perde demişim, tel. Kulakla tel. Teller burada hazır. Bunu bitirdik. Bu kalın tel. Bu arkasındaki fazlalıkları şu an kesiyorum. Keşke sınıftan da arkadaşlarımızla sabır. Bir de çalışma ortamında arkadaşlar çalışırken yabancı kanal dinliyoruz. İngilizce kanalı. İngilizce kanalı çocuklara dinletmek çok önemli. Çünkü dinleyerek gelişir İngilizceleri. Bu yaşlarda çocuklara neyi verirseniz onu alır arkadaşlar. Mesela sürekli çizgi film karşısına çocukları diktiğiniz zaman çocuklar ileriki zamanlarda aptallaşır, fazla bilgi sahibi olmaz. Bilgi, çizgi filmi izlemekten sürekli canları sıkılır. Hiçbir şeyden zevk almazlar. Ama burada yabancı kanallar, yabancı haberleri dinlerken çok şey öğrenirler. Bizim izlediğimiz kanal da bir Japon kanalı. İngilizce konuşuyor. Adı NHK World. NHK World. Burada hep bilimsel programlar yapılıyor. İyi haberler veriyor. Yani bizim ülkemizde olduğu gibi her gün katliam, şiddet haberi yok. Kesinlikle kavga, şiddet haberi yok bu kanalda. Biz de bu kanalı tercih ediyoruz. Hem İngilizcesi gelişsin Akarsu'nun. Hem de bu arada benim de işime yarıyor. Hem bilimsel şeyler öğreniyoruz. Hem de benim de İngilizcem gelişiyor. Bir şey söyleyeceğim. Herkes bizim gibi niye yarış yapmıyor? İngilizce kartları çizip oyun oynamıyor? Çünkü insanlar oyun oynamaktan, film, dizi izlemekten başka bir şey yapmıyorlar. Hayır öyle değil. İngilizce kartlarıyla oyun oynamıyor. Herkes şöyle karttan kart çizse İngilizceyle. İşte insanlar bilmiyor. Ne öğreneceklerini bilmiyorlar henüz. Ama şimdilik kimi duyanlar biliyorsun? Yapsın değil mi? Yapmak isteyen yapsın, evet. Evet. Canan Yıldırım diyor, kolay gelsin ustam diyor. Teşekkür ederiz Canan Yıldırım'a buradan. Evet, bağlamamızın şu şekilde kapağını değiştirdik. Buradan söküp tek onardık. Burası çöküktü. Şu an ben o işlemi şişirdim. Tesviyesini düzgün hale getirdik. Bombeli oldu bu kapak. Şurası iyi ses verecek diye düşünüyoruz. Deliklerini açacağız. Tel deliklerini. Sen kamerayı tutup bu tarafa çevirirsen tel deliklerini de gösterelim. Evet. Bak, kabımızın ucunu değiştiriyoruz. Şurayı delecek babam. Bu tellerin takıldığı yer mümkün oldukça şuradan başlıyor. İnce matkap ucuyla delinmeli. Bu biraz kalın. Kalın olursa teller sürekli kırılır. Çok ince olması lazım. Yani. Arkadaşlar şöyle bir püf nokta. Bu iğneyle deliyorum arkadaşlar. Bildiğimiz dikiş iğnesiyle delik açacağım. Evet, nasıl delik açıyorum şimdi gösteriyoruz. Yeah!
Bazı bağlama ustaları bu işlemi yanlış yapar. Şuradaki delikleri çok geniş açar. Buradaki delikler çok geniş açıldığı zaman dik akortlarda sürekli telleri koparır burası, keser. Yani bu delikler çok dar olmalı. En ince uçla açmalısınız. Bu makineyle açtık söyleyeyim. Matkap. Bunun ismi matkap. Matkap işte. Matkapla açtık. Şu ucu iğnenin ucu. Ne arıyorsun babacığım? Şimdi arkadaşımıza Malatya'da bir arkadaşmış. Onun sazının kulaklarını arıyorum. Gördüğünüz gibi kanalımız ne? Eke World. Evet, burada her tamir sazın malzemesini paketliyoruz ki karışmasın. İsmini de yazıyoruz. Şöyle yapıp şöyle adını da buraya yazıyoruz. Evet, yoksa karışır. Evet. Kimin malzemesinin kimin olduğu. Şöyle bir paketlere koyuyoruz bir saniye. Şöyle bir poşetlere koyuyoruz. Bunlar da bizim çıkartmalarımız. Şunları alıp poşete yapıştırdıktan sonra İsmini kalemlerimizle yazıyoruz. Evet, karışıklık olmasın diye böyle titiz çalışıyoruz. Evet. Ayrıca tamire gelen sazların kılıflarının üzerine de isimlerini yazıyoruz ki karışmasın. Şimdi hepsini babam taktı. Son bir tane kaldı. Tamamdır. Şöyle babam yaptı ya. Evet. Bu bağlama güzel ses verecek bitince. Hatice Erdoğan katıldı babacığım. Halamız Bodrum'dan. Evet. Daha şimdi görüyorum ya. Yani. Halaya selam söyle. Güler Erdoğan katıldı. Oo, Güler halamız da Bodrum'dan. Evet. Birlikte katıldılar. Öpüyoruz onları. Akarsuyla biz çalışıyoruz halası. Kapatmadan önce söyledik. En az yani. Bu bam teli. Bunun ismi bam teli. Akarsucum bak. Bam teli. Evet. Bu beyaz ve de şey olan bam teli. Kırmızı renkli olanı da var. Bunun sarı renkte. Bunların ismi bam teli. Niye diğerleri öyle ki? Normal teli. Niye öyle ki? İsmini bam koymuşlar. Bam teli. Bam teli. Bam teli ile ilgili türkülerimiz de var. Bam teli. Hayır öyle değil. Aşık Veysel'in türküsü. Bilmiyorum ya. İşte onları öğrenmem gerekiyor. Sen artık sazla uğraştığın için bunları öğrenmen gerek. Arkadaşlar tel takmayı da öğretiyorum bu arada bilmeyenler için. Telimiz, bam telimizin ucunu sıyırıyoruz. Sıyırdıktan sonra şöyle alttan sokuyoruz. Üstten de yarım kıvırıyoruz arkadaşlar. Şu kadar. Yarım santim. Babacığım bir şey söyleyeceğim. Elini çeker. Sonra burayı da teli alttan geçiriyoruz. Kanca gibi yapıyoruz. Balık tuttuğumuz kancalar var ya. Olta, uçlar, iğneleri. Onun gibi kanca yapıyoruz. Teli buradan geçiriyoruz ki sıkı tutuyor bu şekilde. En iyi teknik budur. Buradan da arkadaşlar 3 parmak yani 4 parmak hatta. 4 parmak uzunluğunda fazla bırakmıyoruz teli. Takacağımız kulağı hesap ediyoruz. 4 parmak uzun olacak. Yine burada da yine katlama işlemi yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Herkes sazdan sonra neye geçeceğini söylesin istediği müzik aletinden. Ben söylüyorum. Sazdan sonra bas gitara geçeceğim. Babam neye geçecek söyle bakalım. Ben zurnaya geçtim. Zurna çalıyorum. Sazdan sonra zurna yani veya bağlama gibi. Evet, buradan da yine yarım santim kırıyoruz. Teli üzerine doluyoruz bir tur. Sonra şuradan tutup düzgün bir şekilde kulağa doluyoruz arkadaşlar. Elini çekersin. Yapılan işlemler, yanlış işlemler. Şu kulak üzerine dolamak yanlış arkadaşlar. Saz üzerinde doluyoruz. Şuraya da ne denir babacığım? Şöyle. Bilmen gerek. Onun ismini bil bakalım. Hayır, eşik. Eşiğimiz de köprü veya eşik derler. Köprü mü, eşik mi? İki tane ismi var. Eşik ve köprüdür. İşte. Taktık şimdi. Bir yerinde dur. Evet, diğer telleri de takalım. Arkadaşlar makara tellerde şu an kullandığım en iyi marka, beğendiğim piramit telidir. Bunu Almanya'dan getirdik. Piramit teli öneriyoruz. Kısa sap için
18-28 numara kullanıyoruz. Uzun sap bağlamalar için 20-30 numara kullanıyoruz. Bazen özel akortlarda farklı tel numaraları kullanabiliriz. Kendi isteğimize göre. O da 22 olabilir. Tel numarası. Kullandığımız ses aralığına göre veya fazla az yapısına göre büyük tekneyse farklı, küçük tekneyse farklı tel kullanıyoruz. Evet, bir dakika telin nasıl takıldığını buradan gösterelim arkadaşlara. Alttan sokuyoruz, üstten kırıyoruz. Kanca gibi yapıyoruz. Teli de yine kancanın altından geçiriyoruz. Şuradan tekrar yuvaya sokuyoruz. Teli çekiyoruz. Buradan da bir karış değil de dört parmak uzunluğunda bırakıyoruz. Çevrilip duruyor. Şimdiye kadar 10 kişi bu videoyu izliyor ama şimdi 5. Biraz geriye. Yani şimdi şimdiye kadar 10 kişi bu videoya ifade bırak diyor. Canlı yayını kuranlar. 4 kişiye düştü. Hadi bir şarkı söyle de 81'e çıksın. Onu sen söyleyeceksin küçük hanım. Niye? Küçük hanım dedin işte. Adı üstünde küçük hanım. Biz mesaiye kalmış bir saz ustasıyız, atölyeyiz. Şu an mesaideyiz arkadaşlar. Bekçiyiz şu an. Atölyemizde mesaiye kaldık. Çalışıyoruz. Şuraya da taktığımız şey ne? Şunu bir göstereyim. Neyse görünmedi. Bazı arkadaşlar diğer enstrümanların yapımını da bize video olarak sunsun demişler. Onu da pazartesi sunacağız arkadaşlar. Pazartesi takipte olursanız zurna yapımını göstereceğim size. Zurna yapımını merak eden arkadaşlar pazartesi bizi beklesin. Evet, evet, evet. Hadi bakalım. Kaç tane tel yaptık? Merak ettim de. Düştük babacığım. Biraz hızlı hızlı yapsak olur mu? Şarkı söyle artsın. İzleyici. Şöyle sizle bir sohbet yapalım daha da çoğalsın. Ne dersin? Konuş o zaman hadi. Şiir söyleyeyim. Evet şiir. Bu sefer başka bir şeyle ilgili olsun. Doğa ile ilgili. Ya da şarkı söyleyeyim mi doğa ile ilgili? Olabilir. Şey bir yandan çeksin bir yanda da şey yapsın mı yoksa beni mi çeksin? Burayı çekebilir, seni de çekebilir. İstediğin gibi yap. Bazen çevirin bazen şey yapayım. Şey doğayla ilgili bir şarkım var. Söyle bak. Zaten herkese gidiyormuştu. Şey başlık. Neyse boş ver başlığı. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa. Can verir ne? Doğaya. Can verir doğaya. Can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Bir tek dağ. Kırmadan. Kırmadan. Neydi? Neydi? Hatırlayamıyorum. Senin şarkın ben nereden bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan, dönmeli yurdumda. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa. Can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan, dikmeli yurdumda. Ne? Her insan bir fidan, dikmeli yurdumda. Ha, dikmeli yurdumda.
şey yuvadır kuşlar. Dört kişi izliyor hala. Beş kişiye çıktı. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan, dikmeli yurdumda. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Güzel oldu mu acaba? Oldu mu? Onlar da beğenirler elbette. Ben bilmiyorum valla pek. Neyse. Seni de çekelim. Benim güzel babam usta. Ustamız burada yine her zamanki gibi çalışıyor. Evet, son bir telimiz kaldı. Onu da takıyoruz. Sesine bir bakalım. Sana kursuz. Böyle çevirelim. Sesine ben bir baktırayım. Son telimiz kaldı. Ondan sonra akort yapacağız. İki dakika bekliyorum. O zaman ben de size başka bir saç çevireyim. Dinleyin buradan. Neyse yakınına gelin. Babacım buraya böyle atayım. Şuradan çalayım, bir kamerayı getireyim. Çalabilirsem. Tamam, kamerayı kendine çevir. Çevirdim işte. Nerede bu pembe? Şey, ha. Onun ismi Tezene. İsmini öğren. Mızrak da diyebilirsin. Tezene de diyebilirsin. Sesine bir bakalım. Sesi güzel. Tamam. Başlayayım. Nerede? Fa sol sol fa mi. Fa sol sol fa mi. Fa sol sol. Neydi? Mi, re, mi, do, re, 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 mi, do, re. Öyle miydi? Mi, re. Mi, re. Mi, do, re, re, re. Mi, do, re. Fa sol sol fa mi. Neydi? Do do ne ya? Birden başka bir yerden başladım ya do re. Neyden? Do re do do. Ben oturamadım. Sen oturamadı. Baksana. Aynı anda oturuyorsun. Size göstereyim. Ay, sığamadık ki sazla.
Babacığım. Gelsen. Diyor ki saklama alanı dolmak üzere. Saklama alanınızı ayarlarda yönetebilirsiniz. Bitti mi? Ayarlar mı diyeyim? Ne? Çıkamıyorum ki, bitti mi diyeyim. O zaman canlı yayın bitebilir. Kimse izlemiyor bizi. Niye niye? Vay, birileriyle hemen çıkıp başka birini arasa, o izlese geri dönsün. Ayarlara basayım mı? Oradan çıkıp geri döneyim. Onu kaydet. Bitti mi? Ayarlar mı yapayım? Ayarlara giriyorum. Boşver ya, çeksin böyle. Şimdi izleyenlere gösteriyorum. Bir saniye, sazla sığamadık biz, ben kalkacağım. Oy. Şimdi bakın şu, şu ikinci olan son. Şurası. En alt. En altı var ya. Oraya basıyorsunuz. Aynı yerden. Mi'ye basılı tutuyoruz. Şöyle basılı tutuyoruz Mi'ye. Ondan sonra alalım tezeneyi. Şöyle. Şu en alt tel var ya, onaya basıyoruz Mi'ye basıp. Sesi bu. Tamam. Şimdi Mehmet Çavuş katıldı babacığım. 5 kişi izliyor şimdi bizi. Şimdi size Doğu'yu göstereyim. Oy. Şişko tel var ya şurada. Şişko olan aralık. Şurada en üst tel. Buraya baş parmağımızla basıyoruz. Daha demin Mi'ye de bununla. Bu baş parmaktan sonra gelen bu. Şimdi baş parmakla Do'ya basıyoruz. En üst tel. Burada en üst tel sazda. Şöyle basalım. Bir saniye. Sesi de bu. Şimdi ne göstereyim size? Fa'yı göstereyim. Do'nun olduğu yerde şu baş parmaktan sonra gelen bu, ondan sonra gelen şu parmak, onunla da şu Do olan yerin en alt teline basıyoruz bununla. Bildiğiniz gibi Mi'nin Mi'ye bastığımız en alt tel şuradaki. Sesi de bu. Buradaki sesi. Başka sazlarda değişik oluyor. Şimdi size R'yi göstereyim. Bütün elinizi çekiyorsunuz. Elinizi çekin. Basmıyoruz bir yere. Şimdi şurada sazda en alt tel var ya. Oraya boş olarak basıyoruz. R o demek. 7 kişiye çıktı. Ses bu. Ne? Ben izleyenlerin yazısını okuyorum. Ha. Tamam, Mehmet Çavuş diyor kolay gelsin. Cengiz Ustam diyor. Teşekkür ederiz. Aferin sana, bilgiler için çok teşekkür. Oo, öğrenen varmış, aferin. Vay. Şimdi hepsini öğrettin mi? Başka? Size fay göstereyim şu an. Fay göster, tamam. Hangisi şu? Fa diyezi göster. Fa diyez şu. Göster, gözükmüyor kameradan. Fa diyez şu Do'dan sonra gelen Do. Fa mi'den aşağı alt tel. İşte şu geniş aralığın altı. Geniş aralığın altındaki şu en alt tel var ya, oraya şu parmakla basıyoruz. O fa diyez. Orta parmakla basıyoruz, fa diyez. Evet. Solu da göster, tamam. Şimdi solu gösteriyorum. Şu küçük parmağımla. Serçe parmak, onun ismi var. Serçe parmakla şu do değil bu sefer. Geniş aralık alttaki. Şu do'dan sonra gelen bir tane daha geniş aralık var. Şu. En alt tele basıyoruz. Sesi de bu. Sol.
Sol. Tamam. Hepsini La'yı da göstereyim. La neredeydi? La'yı unuttun mu? Şurasıydı. Şu ortada. Hangi parmak bu? İşaret parmağı. Bu. İşaret parmağın şu. Parmakların içlerini unuttum. Şu parmakla Mi'nin olduğu tarafta orta tele basıyoruz. Bir de orta tele bastığımızda orta tarafı şey çalıyoruz burada. Orta tele vuruyoruz. Orta tele vuruyoruz. Şimdi karar sesine bakalım. Karar sesinde mi var ya. Şu mi'de olan orta tel ve mi'ye bastığımız tarafı ikisine basıyoruz. Şu tarafa basmıyoruz en üste. O yüzden şurada hepsine vuruyoruz burada. Bütün tellere vuruyoruz. Bu karar sesi. Teşekkürler arkadaşlarım. Sen öğrettin bugün. Bugünlük yeter. Bugünlük hoşça kalın size. Başka zaman yine saz çalmasını öğretecek. Yarın hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dur, şurayı kapatalım. Dur, ben şu bağlamanın sesini bir dinleteyim arkadaşlara. Arkadaşlar bunu onardık. Henüz şu eşiği değişmedim. O da değişirse mükemmel bir sesi çıkacak. Oyma, kestane, akort bozuldu. Bunun eşiğini de yarın onarır. Sahibi de gelecek. Onunla birlikte tekrar bir video atacağız. Şimdilik vaktimiz olmadığı için bağlamanın akordu zaten sık sık bozulur arkadaşlar. Biz bunu hazırladık. Tel yeni olduğu için bozulur. Bunu yarın tamamen kullanılır hale getireceğiz. Şu an vaktimiz olmadığı için. Bizden bugünlük yayın bu kadar. Bizi takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerle sohbet etmek, sizlerle bilgi paylaşmak bizi de sevindiriyor. Bilgiler paylaştıkça güzellik kazanır. Bir takım şeyler, hayat paylaştıkça güzelleşir. Biz de bazı şeyleri paylaşıyoruz ki daha güzellik olsun. Birbirimizi hissedelim, birbirimizi anlayalım diye hayatımızı sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Bir yere davetliyiz, oraya gideceğiz. Azmet abi, pazartesi görüşürüz. Yayınımızı kapatıyoruz burada. Hoşça kalın. Evet, sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi akşamlar Azmet abi.